Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 2. ünitesi olan Nationality, yani Milliyet, Uyruk adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, denemeler, testler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize ülkelerin ve milliyetlerin İngilizce isimlerini öğrenmekle başlıyoruz. Russia Rusya Russian Rus Spain İspanya Spanish İspanyol The USA Amerika American Amerikalı Turkey Türkiye Turkish Türk Britain Birleşik Krallık British Britanyalı France Fransa French Fransız Germany Almanya German Alman Italy İtalya Italian İtalyan China Çin Chinese Çinli Japan Japonya Japanese Japon Pakistan, Pakistan, Pakistani, Pakistanlı, Iraq, Irak, Irak, Iraki, Iraklı Ülke ve milliyetlerinin İngilizce isimlerini söylemeyi öğrendik. Bunlarla ilgili cümleler kuracağız. Nereli olduğumuzu ve hangi milliyetten olduğumuzu söyleyeceğiz. Ama önce bilmeniz gereken önemli kelimeler var. Onlara göz atalım. I, ben demektir. Eğer kendimizden bahsediyorsak, I demeliyiz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. I. She, kızlar için kullanılır. O demektir. Eğer bir kızdan bahsedeceksek, o demek istiyorsak, she kullanmalıyız. He, erkekler için kullanılır. O demektir. Bir erkekten bahsetmek istiyorsak, o diyeceksek, demeliyiz. Öğrenmemiz gereken önemli kelimeleri öğrendik. Şimdi cümle kurmaya geçebiliriz. Birinin hangi ülkeden olduğunu soracaksak, "Sen nerelisin?" diye sormak istiyorsak, "Where are you from?" sorusunu kullanırız. "Where are you from?" "Sen nerelisin?" anlamına gelir. Hem bu soruyu kullanmayı hem de bu soruya cevap vermeyi öğrenelim. "Where are you from?" "Sen nerelisin?" I am from Japan. Ben Japonya'danım. Gördüğünüz gibi nereli olduğunu sorduktan sonra cevabında bir ülke kullanarak ben şuradanım dedik. I öznesini az önce öğrendik. I ben demektir. I am from dedikten sonra bulunduğunuz ülkeyi söyleyebilirsiniz. Where are you from? Sen nerelisin? I am from France. Ben Fransa'danım. Where are you from? Sen nerelisin diye sormaktır. Cevabında eğer kendinizden bahsedeceksiniz, I am ile başlarız. I am from dedikten sonra hangi ülke istiyorsak onu söyleriz. I am from France. Ben Fransa'danım. Where is she from? O nereli? Bu sefer karşıdaki kızın nereli olduğunu soruyor. Kızlardan bahsederken cümleye she ile başlarız. She kızlar için kullanılır o anlamına gelir. She is from Germany. O Almanya'dan. She is dedikten sonra from kelimesini kullanırız. İstediğimiz ülkeyi yazabiliriz. She is from Germany. Where is he from? O nereli? Bu sefer karşıdaki erkeği soruyor. Erkeklerden bahsederken he kullanırız. He is from the USA. O Amerika'dan. Nerelisin diye sormayı öğrendik. Peki karşıdaki insana milliyetini sormak istiyorsak o zaman bunu nasıl yaparız? Eğer birinin milliyetini soracaksak What nationality are you? Ya da What is your nationality? Senin milliyetin, uyruğun nedir? diye sorabiliriz. Zaten nationality kelimesini öğrendik. Ünitemizin ismidir. Nationality, milliyet, uyruk demektir. What nationality are you? Ya da what is your nationality ise karşıdaki insana senin uyruğun ne, milliyetin ne diye sorarken kullandığımız sorulardır. What nationality are you? Senin milliyetin ne? I am Spanish. Ben İspanyolum. I am. Ben dedikten sonra milliyetinizi söylersiniz. What is your nationality? Senin milliyetin ne? I am French. Ben Fransızım. What is his nationality? Onun milliyeti ne? Karşıdaki erkek için soruyor. Erkeklerde he kullanırız. He is French. O Fransız. What is her nationality? Onun milliyeti ne? Bu sefer kız için soruyor. Kızlarda she kullanırız. She is Italian. O İtalyan. She is dedikten sonra milliyetten bahsederiz. Öğrendiğimiz kelimelerle ilgili ufak bir alıştırma çözelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yan tarafta verilen bayraklara bakalım ve bu kişilerin hangi ülkelerden olduklarını tahmin edelim. Birinci soru. He is from. O şuradan. Bayrağa bakalım. Sizce bu bayrak hangi ülkeye ait olabilir? Bu bayrak. Spain. İspanya'ya aittir. İkinci soru. She is from. O şuradan. Kızın elindeki bayraklara bakalım. Bu bayraklar sizce hangi ülkeye ait olabilir? Bu bayraklar Almanya'ya aittir. Germany. Üçüncü soru geliyor. She is from. Sizce bu kız hangi ülkedendir? Doğru cevap A şıkkı China. Son soru geliyor. He is from. Sizce bu erkek nereden olabilir? Elindeki bayrağa bakalım. Doğru cevap A şıkkı Irak. Bu kişi Irak'tandır. Bazen insanlara "Sen İspanyol musun? Türk müsün? Ya da Iraklı mısın?" diye sorarız. Bunu Türkçe'de yaptığımız gibi İngilizce'de de sormamız mümkün. Şu şekilde sorarız. Are you Iraqi? Sen Iraklı mısın? Eğer bu kişi Iraklıysa, "Yes, I am." Evet, ben Iraklıyım. Ya da Iraklı değilse, "No, I am not." Hayır, ben değilim. Bir tane daha örnek inceleyelim. Is he Russian? O Rus mu? Eğer karşıdaki kişi Russa, yes, he is. Evet, o Rus. Erkek olduğu için he kullanmamız gerekiyor. Eğer değilse, no he isn't. Hayır, o değil. Is she Spanish? O İspanyol mu? Bu sefer karşıdaki kızı soruyor. Eğer İspanyolsa, Yes, she is. Evet, İspanyol. Kız olduğu için she kullandık. Ama eğer İspanyol değilse, no she isn't. Hayır, İspanyol değil. Is she Pakistani? O Pakistanlı mı? Eğer bu konu hakkında kesin bir fikrimiz yok, bilmiyorsak, tahminde bulunup, aa bence öyle, Pakistanlı'ya benziyor, bence Pakistanlı demek istiyorsak, I think so, kalıbını kullanabiliriz. I think so bence öyle anlamına gelir. Is he American? O Amerikalı mı? Eğer karşıdaki kişinin Amerikalı olduğunu düşünmüyorsanız, ben öyle düşünmüyorum, bence öyle değil demek istiyorsanız, I don't think so diyebilirsiniz. Bence öyle değil anlamına gelir. I don't think so. Bence öyle değil. Is she French? O Fransız mı? karşıdaki kişinin Fransız olup olmadığını emin değilseniz, belki, belki de Fransızdır demek istiyorsanız, maybe kelimesini kullanabilirsiniz. Maybe, belki demektir. Is she French? Maybe. Öğrendiklerimizle ilgili alıştırma çözelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Birinci soru, is she Italian? O İtalyan mı? Elindeki bayrağa bakalım. Bu İtalya bayrağıdır. Bu yüzden cevap olarak yes, she is. Kız olduğu için she kullanırız. Evet, öyle. İkinci soru geliyor. Is he Japanese? O Japon mu? Elindeki bayrağa bakalım. Bu Japonya bayrağı değil. Bu yüzden cevap olarak no, he isn't. Hayır, o değil demeliyiz. Erkek olduğu için he kullandık. Is she Russian? O Rus mu? Elindeki bayrağa bakalım. Bu Japonya bayrağıdır. Demek ki bu kız Rus değildir. Doğru cevap. No, she isn't. Hayır, o değil. Are you Turkish? Sen Türk müsün? Elindeki bayrak Türkiye'ye aittir. Yes, I am. Evet, ben Türk'üm. Kendisinden bahsettiği için I am dedi. Yes, I am. Directions Yönler demektir. Yönlerin İngilizce isimlerini öğreneceğiz. Hazır mısınız? Siz de benimle birlikte tekrar edin. Hep birlikte yüksek sesle okuyalım. North Kuzey South Güney East Doğu West Batı Çok iyi. Hepiniz şimdi yönlerin İngilizce isimlerini biliyorsunuz. Where nerede demektir? Eğer bir şeyin yerini, nerede olduğunu soracaksak, where sorusunu kullanırız. Where nerede demektir? Yukarıdaki Türkiye haritasını inceleyelim ve buradaki şehirlerin hangi yönde olduklarını soralım. Öncelikle Bitlis'ten başlayalım. Where is Bitlis? Bitlis nerede? Bitlis Türkiye'nin doğusundadır. It is in the east. O doğudadır. East do demektir. Haritadan bu kez Çanakkale'yi soralım. Where is Çanakkale? Çanakkale nerede? Where nerede demektir. Çanakkale Türkiye'nin batısındadır. It is in the west. O batıdadır. West batı demektir. Haritanın biraz aşağılarına inelim ve Antalya'yı soralım. Where is Antalya? Antalya nerede? Antalya Türkiye'nin güneyindedir. It is in the south. O güneydedir. South güney demektir. Haritanın yukarı kısmına bakıyoruz. Sinop'u soralım. Where is Sinop? Sinop nerede? Sinop Türkiye'nin kuzeyindedir. It is in the north. O kuzeydedir. North kuzey demektir. Test çözmeye geçmeden önce son bir tane daha alıştırmaya göz atalım. Bu alıştırma yazılı sınavınızda da karşınıza gelebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. İsterseniz önce kendiniz çözebilirsiniz. Yan tarafta verilen kelimeleri iki gruba ayıracağız. Birinci grup countries yani ülkeler. İkinci grup ise nationalities, milliyetler. Bu iki kelime çok önemli. Countries, ülkeler, nationalities, milletler demektir verilen kelimelerden hangisi ülke ve hangisi milliyet tahmin etmeniz gerekiyor. İlk grubu çözelim. Countries, ülkeler demektir. Yan tarafta verilen kelimelerden ülke olanları şunlardır. Japan, Japonya, the USA, Amerika, Pakistan, Pakistan, bunlar ülke olanlarıdır. Nationalities, milliyet demektir. Yan tarafta verilen kelimelerden milliyet olanlar ise Japanese, Japon, American, Amerikalı, Pakistani, Pakistanlı. Ünite içerisinde bilmeniz gereken her şeyi öğrendik. Şimdi ise bunları test etme vakti. Test time, test zamanı. Verilen süre sizin için yeterli değilse videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha fazla soru çözmek için Jasmine Akademi uygulamasına uğramayı unutmayın. Hazırsanız birinci soru geliyor.